Peki. Şimdi sana asıl acayip soruyu soruyorum. Kaç paraya reklam satıyorsun? Söyleyebilirsin bana. Değirmeni döndürecek kadar. Ya. Ya. Yani şunu sormak istiyorum. Hayatım boyunca kaçamak cevap verdiğim bir soru bu yani. Hayır. Yani şöyle. Kaç para kazanıyorsun demedim. Kaç paraya... Bir reklam anlaşmasından mı kaç yani bir mesela branded content yapmak istiyorsun. Bir branded content. Yani senin bir videona ya içerik satın almak istiyorum senden. Yani benim istediğim içeriği yapmanı istiyorum. Hı-hı. Bir branded content olmasını istiyorum o programın. Dolayısıyla bana demen lazım ki benim bu videomda senden bahsedebilirim. Senin markandan bahsedebilirim. Bunun için bir rakam olması lazım. Ya da ürününü yerleştirebilirim. Product placement yani ürün yerleştirebilirim. Hı-hı. Advertorial çekebilirim sana. Benim videomun içine girebilir ya da sadece bütün videom bu olabilir. Ya da bana sponsorluk yapabilirsin. Ama diyelim ki bana söyleme bir şey ama bunu hesapla. Yani şu anda herhangi bir televizyon kanalı saniyesi bir reklam kuşağın saniyesine kaç para alıyor ve sen kaç para alıyorsun? Bunu karşılaştırdın mı? Karşılaştırdın herhalde. Televizyon daha çok alıyor. Saniye bazı, senden ne kadar bazında baktığımızda... senden ne kadar fazla alıyor? Kaç kat fazla alıyor sence? 30. Ben bilmiyorum, sana soruyorum. 30'u vardır. Dikkat et. Hiç yani o salaklığı yapmıyorum. Hani YouTuber'lara kaç para kazanıyorsun sorusu var ya. Biz ortalama 1-1,5 dakika bir marka o soruyu sormuyorum sana hiç. Sadece şunu merak ediyorum. Yani hakikaten bu kadar çok kişiye erişmenin televizyondaki gibi bir karşılığı asla yok. Peki televizyonda peki nasıl eriştiğinize bak şimdi. Birisi diyor ki ben diyor dizi yayınlıyorum diyor ve sonra diyor 15 dakika reklama giriyorum. Ha? 15 dakika. Tanıtımla beraber 12 dakikası reklam, 3 dakikası tanıtım, televizyon tanıtımı. 15 dakika reklam kuşağına giriyorum. Ve diyor ki benim dizim çok reyting alıyor. O yüzden reklam. Ve reklam kuşağı da bu diziyle hemen hemen aynı reklamı alıyor. Ver bana diyor bunun parasını. Ve tamamen bir istatistik koyamıyor ortaya. Şu yaş izliyor, şu kitle izliyor, şu kadar izleniyor. Hayır, yapamıyor. Ve diyor ki bir varsayım. Ona göre PeopleMeter'lardan yani Türkiye'deki 5000 aileden gelen bilgi o reklam kuşağının izlendiğine dair. Şimdi sen bana herhangi bir insan söyle ki o bir diziyi izliyor ve 15 dakikalık reklam kuşağı başladığı andan itibaren bir dakika diyor. Reklamlar başladı. Çocuklar buyurun hep beraber izleyelim. Bu neymiş? Banka. Çok güzel bir banka. Aa, ya hesap açtırsak ya. Dur. Dondurma reklamı çıktı. Ay ne güzel dondurma. Ya hadi çocuklar gidin de bakkaldan şu dondurmaya. O ne? Değil mi? Gazlı içecek. Hemen ya şişe. Ne güzel yapmışlar ya gazlı içeceği. Bu ne? Aa, ev satıyorlarmış. Ya gelin alalım. Gelin. Böyle bir reklam izleyicisi olabilir mi? Ve insanlar hala reklam vermeye devam ediyor. Hala böyle bir ev varsayılıyor, hala böyle televizyon izlendiği varsayılıyor ve Türkiye'de milyar dolarlık bir pasta, ona göre belirliyor. Bir pasta, büyük bir pasta, içinde bütün uluslararası şirketlerin olduğu, bankaların olduğu, bilmem ne, her şeyin olduğu bir para buna göre dağıtılıyor ve bunun sana ancak küçük kuruşları geliyor, sadece bahşiş gibi. Bu kadar erişimin ve bu kadar ayrıntılı data verme imkanım varken. Peki ikinci soru. Nasıl reklam satıyorsun? Alıyorsun. Bir ajansım var. Benimle ortak olduğum. Aynı zamanda benim gibi 10-15 tane farklı içerik üreticisinin de YouTuber'ın olduğu. Yapan, evet. Menajerliğini yapıyor. Evet, menajerliğini işte strateji. Bu ajans var. Aynı zamanda ortaklığın evet. Mı var? Güzel. Sonra? Onlar da ekip olarak markalarla görüşüyorlar. Markalar geldiğinde işte onların briefine göre bir içerik hazırlanıyor vesaire. Ama bir alışılageldik tarzda televizyon gibi böyle bir reklam kuşağın yok. Yok. Zaten YouTube'un koyduğu reklamlar var. Evet. Ve YouTube sana da bir pay veriyor. Evet. Peki aslında bu kadar çok izlendiğin için YouTube sana aslında genelde ancak çok senin kadar çok izlenen ve abonesi olan insanların alabileceği bir aslan payı veriyor. Aslında diğerleri evet. için çok düşük bu.
aynı izlenme televizyonda olsaydı ben de 1000 katını kazanırdım minimum. Evet. O kadar düşük bir. Ve yine de mesela televizyonlardan gelen hiçbir teklifi kabul etmedin, hiçbir şekilde televizyonda olmak istemiyorsun. Bunun nedeni ne? Yani çünkü ben yaptığım işi yeni nesil olarak görüyorum. Hani gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Bir filmde oynamıştım daha önce ama o oyunculuk tam böyle farklı bir karakteri yansıtmak tam bana göre olmadığına karar verdim. Bir de ben hani kendi işimi yapıyorum, severek yapıyorum. İzleyicilerime karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum çok uzun zamandır yaptığım için. Bir şekilde samimi olmaya çalışıyorum. Yani samimi olduğuma inanıyorum. Bir şey paylaşmaya, insanların hayatına bir şey katmaya çalışıyorum. Hani bu vizyonda ilerlediğim için aslında çok da televizyondan gelen şeylere sıcak bakmadım hiçbir zaman. Peki bu kadar uzun bir süre, çünkü bu senin için ilginç bir konu. Sen aynı zamanda bir içerikçisin, aynı zamanda bir yayıncısın. Aslında burada yayıncı YouTube tabii ama sen bu yayını düzenleyen insansın. Yani aynı zamanda bir yayıncısın. Aslında kendi kanalının patronusun, kendi kanalının genel yayın yönetmenisin, kendi kanalının yapımcısın, kendi kanalının reklamcısın. Okey. Ama aynı zamanda bu videoların kahramanı, asıl karaktersin. Esas çocuk. Esas çocuk. Ve bütün bu süreç içerisinde, 2006'dan beri dediğin süre içerisinde bu çocuk büyüdü. O yaşlandı. Işte farklı içerikler yapmaya öğrendim. İlk başladığımda yaşlandı. Sihirbazlık videoları yapıyordum. Evet. Webcam'le, bildiğiniz bu eski internet kafe webcam'leriyle, üstüm çıplak, iskambil kartıyla numaralar yapıyordum. 11 yaşındaydım ilk başladığımda. Niye üstün çıplaktı? Ev hali sıcaktı, ev klima yoktu. Niye çıplaktı? Çocuğum sıcaktı. Klima yoktu. Hepsinde mi çıplaktı? Hayır. Şey, kafam yüzüm görünmüyor zaten. Aşağı kartlara doğru doldur şey, kamerayı doğrultmuşum. Göbeğim görünüyor böyle. Çocuk göbek, katlanan göbek olur ya çocuk. Tamam, göbek. Ben bir kız babasıyım, onun için soruyorum. Devam, devam. Şu an giyineyim. Biliyorum. Çıkarabilirim. Biliyorum. Sonra? Sonra işte oyun videoları yapmaya başladım. Bu arada ben başladığımda YouTuber'lık diye bir kavram yoktu. Yoktu, dünyada evet. Yoktu. Doğru, doğru. Sonra işte oyun videoları yapmaya başladım. O zaman da yurt dışında şu an dünyada en çok abonesi olan kanal PewDiePie vardı. Hep onu ondan özeniyordum. Ondan görüp oyun videoları yapıyordum. Sonra işte Türkiye'de çok fazla oyun videosu yapan bir kanal, bir sürü kanal olmaya başladı ve hani ben insanların yaptığını yapmak istemediğim için eğlence tarafını önerdim. Sonra bütün kanallar herkes eğlenceye yönelmeye başladı. Hmm. Şu an herkes eğlence videosu yapıyor. Hmm. Peki, 12 yıldır bu işin içindesin ama son 4 yıldır para kazanıyorum diyorsun. Hı hı. Nasıl oluyor bu? Daha önce olması gerekmez ya mi? Bundan 4 yıl önce, 4-5 yıl önce benim 200 bin abonem vardı. Markaların hiç YouTube'dan haberi yoktu. İnsanlar YouTube'u bilmiyordu, izlemiyordu. Hı hı. İnsanlar YouTube'a reklam vermeye korkuyordu. Bir YouTube'a bir YouTuber'a reklam veren ağzı yandıysa bir daha gelip başka bir YouTuber'a reklam vermiyordu. Hı hı. Aslında bu formülü yıllar öncesinde bu formülü çözmüş bir genç adamsın, değil mi? Ve de şundan da hiç tereddüt etmedin. Yani yaptığın şeyleri başkaları yapmıştı zaten, yabancılar. Aslında ben... Aslında her şeyi yaptın. Ya bununla dalga mı geçiyorsun? Mesela makyaj videosu bile yaptın. Hı hı. Niye yaptın? O başkalarının işi. Şimdi 1600 tane videom olduğu için hani ve bir şekilde benim kanaldaki amacım şu. Hani herkesin sonuçta insanlar okula gidiyor, çalışıyor, zor bir hayatları var. Herkesin kendine göre stresli hayatı var. Hayatlarında yaşadıkları zorluklar var. Benim videolarımdaki amaç da işte hani her gün bir atsın, 10 dakika izlesin, kafası dağılsın. Hani farklı bir hayat görsün, farklı bir deneyim görsün. Saçma da olsa onu güldürecek, onu eğlendirecek bir şey görsün. Aslında tamamen eğlence amaçlı. Hani ben insanlara işte evet bir şeyler katmayı hedeflediğim videolar da var. Hani 30 gün serisinin amacı mesela tamamen gençlere motivasyon vermek. Ben 30 günde bu hayalimdeki vücudu yapabiliyorsam, ben bu halimle onu yapabiliyorsam, isteyen herkes istediğin şeyi yapabilir ki videoda da söylüyorum. Bir dersiniz vardır, bir sınavınız vardır geçmeniz gereken. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsunuzdur. Bunu 10 yılda yapmanıza gerek yok. Gerçekten bir ay buna full fokus, tamamen odaklanıp kendinizi ona verirseniz yapabilirsinizi göstermeye çalışıyorum aslında. Bu konuda hiçbir eleştirim yok. Bu konuda hiçbir eleştirim yok. Ama sende başka bir şey var. Sıkıntı olarak mı? Hayır, kızların sevdiği. Ya kız babası olarak söylüyorum. Bir şey var. Yani biz belki de seni adamımız yaptık. Sen bizim adamımızsın. Kankamızsın. My man. Adamım. Benim adamımsın sen. Evet. Sen benim adamımsın ve bu maceraları senin yaşamanı ya da bu maceraların yaşanmasını senden izlemek istiyorum.
Genelde insanların tecrübe edemeyeceği şeyler ya da bunu yapmanın çok saçma ya da çok tehlikeli olacağı şeyleri yaptığım için. Ve bir de 2006'dan beri yapıyorum ben bunu. Artık hani insanların evinin bir üyesiyim gibi geliyor. Bir evet, de... bizim evde öyle. Nüfusunuzu alır mısın? Evet, öyle hakikaten. Ama ben tam olarak insanların, yani şöyle söyleyeyim, insanların yapamayacakları, zorlanacakları şeyler Türkçe konuştuğun için olmuyor bunlar. Çünkü artık bütün çocuklar İngilizce biliyor. Bütün çocuklar İngilizce videoları anlıyorlar. Bunları Orkun'dan izlemek istiyoruz. Başka yabancı birinden değil. O bize yabancı. O bizim adamımız değil. Bizim evin bir parçası değil. Onu başka bir adam, o belki senden çok daha zor şeyler yapıyor. Ay, senin yapmanı izlemek istiyorlar. Çok enteresan. Sizce neden? Çünkü bizdensin yani ve bu... Ya şöyle bir şey, sen ne yaparsan yap... bunu insanlar bakıyor demek ki yani... YouTube'da tabii ki abone olma mecburiyeti yok bir şeyi izlemek için. Ama yine de abonelik var. Yine de abonelik var. Desteklemek maksatlı, ben bu çocuğu seviyorum maksatlı. Yeni bir videosu geldiğinde bana sinyal versin diye, hemen ekranımda YouTube'u açar açmaz görünsün diye. Başka bir yararı var mı aboneliğin? Yok bu. Yok. Bana yararı bu. Ama mesela Türkiye'de abonelik kavramı aslında o kadar da gelişmiş değil. Mesela benim izleyicilerim sadece %30'u abone. Evet. Kaç kişi bunlar? 6,5 milyon. Sadece %30'u aslında. Nereden çıkardın bu sayıyı %30 olduğunu? Çünkü izlenmelere baktın, evet. İstatistiklere baktın. Bizde de çok detaylı olarak gösteriyorum. Şuna kadar görebiliyoruz. Son 28 günde beni 13 milyon tekil kişi videolarımı 6 kere izlemiş mesela. Böyle bir istatistik. YouTube veriyoruz. Sana bu istatistikleri veriyor. Evet. Aynı kişinin kaç kere izlediğini de veriyor mu? Evet. İşte bu bizim bilmediğimiz bilgiler. Çünkü YouTube bize bu bilgileri vermiyor ve bunları sana veriyor. Yok, sizin de kanalınızda tabii ki veriyorlar. Siz benim, ben YouTube'da yokum. Yani, YouTube size televizyonunkini vermez. Hayır, vermez. O kimse kullanıcı ona veriyor. Peki ama bu, şimdi bu çok acayip. Ben mesela senin kaç sene önce, çok sene önce. 2006'da ilk. Yani benim söylediğim, şimdi 2019'dayız. Yani ben 5-6 senedir, o kadar geriye gitmeyelim ama 5-6 senedir mesela bütün tanıdığım kanal yöneticilerine senden bahsediyordum. Diyordum ki böyle bir, senin hakkında kötü bir tabir kullanıyordum. Böyle bir tatlı çocuk var. ve yani herhangi bir kanalın ya da yayın grubunun patronu bu çocuğun izlenmelerine bakarak hemen yurt dışına kaçabilir. Hemen. Ya da hemen satıp savabilir elindekini. Çünkü Türkiye'de hiçbir kanal senin kadar izlenmiyor. Senin kadar istikrarlı izlenmiyor. Ve senin kadar geniş bir yaş grubunda izlenmiyor. Şimdi bugün herhangi bir kanal kurmak istersen milyonlarca lira para harcamak zorundasın. Hatta bu dolar da olabilir. Milyonlarca dolar da harcamak zorunda kalabilirsin. Sadece dijital platformlar dışında, yani D-Smart, Digiturk gibi ya da TV bu gibi. İsim veriliyor mu televizyonda? Tabii ne olacak? Ne diyeceğiz onlara? Ali, Ayşe, Fatma diye isim takamayız ki. Facebook denmiyordu bir ara. O çok eskidendi. Bir ara bize dediler ki YouTube demeyin, Facebook demeyin, hatta Google demeyin. Ben buna hep itiraz ettim. Uymaya çalıştık. Ya bir programda çok sene önceydi. Alkışlarla Yaşıyorum'un sahibi olan arkadaşı programa çıkardık. Bütün program boyunca Alkışlarla Yaşıyorum diyemedik. Böyle gerizekalılık olabilir mi? Ben ilk çıktığımda YouTube demiyorlardı. İnternette videolar üreten kişi gibi. Evet, çok salakça. Çok salakça. Bunlar artık bütün dünyanın kabul ettiği platformlar. Bunlara başka bir isim verilemez. Yani bütün bunları söyleyebiliyoruz. Söylüyoruz. Söyleyemiyorsak da söylediğimizi söylememiz gerektiğini ben size söylüyorum şimdi. Her neyse. Ama hepsi sansürlü gitmiş aslında. Hayır. Söyleyebiliyoruz. Şimdi sadece milyonlarca dolar dökmek zorunda ki bu platformlar dışında uydudan izleyenler ya da hala kaldıysa kılçık antenden izleyenler televizyon kumandalarında o kanalı rakamlar arasında ilk 9 tuş arasına bir yere koysunlar diye.
Sadece bunun için. Sadece bunun için reklam yapmak zorunda, alışkanlık kazandırmak zorunda falan filan. Herhangi bir kişi şu anda var olan bir kanalı satın almak isterse sadece bu yüzden satın alır. Çünkü dijital platformlarda bu Digiturk, Dsmart, bilmem ne, TV Bu'daki insanlar aslında sanıldığından çok daha az. Bunların toplamı tahminen hepsi birden, ki bir kişi iki platforma da sahip olabiliyor. Hepsi birden tahminen 6-7 milyon kişiyi geçmez. Bir de yani bu televizyon kanalını alıyorsun. Kişi değil, istatistik hane, yok. Haneyi geçmez. Bir şey yok. Ve dolayısıyla bu kadar senin kadar tutarlı, dikkatli, bu kadar abone, bu kadar abone korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani buna mesela Türkiye'de şundan, şunun sahibi olduğu, şundan alınıp şu kadar 100 milyon dolarlara satılan dijital platformlar senin ulaştığın rakama ulaşamıyorlar. Ve bu sadakate en önemli şey, seyirci sadakati. Bu sadakate ulaşamıyorlar. Cengiz Semercioğlu'yla katıldığım programda şöyle demişsin, iyi para kazanıyoruz ama çok da vergi ödüyoruz. Şimdi bu vergilendirme nasıl oluyor? Şimdi bizde şöyle, YouTube'dan kazandığımız gelirin önce %55'ini YouTube alıyor. Evet. Kalan %45'in içerisinden YouTube legal olarak Türkiye'de vergi ödemediği için onların ödemesi gereken KDV'yi biz ödüyoruz. %18 daha gitti. %35 gelir vergisi veriyoruz. 3 ayda bir normal herkesin verdiği gibi muhtasarımızı veriyoruz. Stopajımızı veriyoruz. YouTuber stopajı diye bir şey çıktı, %20 ayrıca onu veriyoruz. Bu ne ya? Böyle bir de benim 10 kişilik bir ekibim var, diğer tarafta bir sürü çalışanım var, her videoya harcadığım maliyetim var. İşte bizim kullandığımız kameraların hepsi sinemalarda kullanılan kameralar vesaire. Aslında çok da büyük bir gider var burada. Evet, çünkü tabii ki YouTube izleyicileri özellikle genç oldukları için teknolojiden haberleri var. Tabii ve bir görüntünün kalitesi, yani senin çektiğin videoların kalitesi belli bir düşüklükteyse çok tatsız geliyor onlara. Cam gibi görüntü izlemek istiyorlar. İsterse küçük bir monitörde izlesin ama çok iyi bir görüntü olmasını istiyorlar. Çünkü yeni insanlar ve teknolojiden haberleri var. Her çıkan teknolojiden, sistemden haberleri var. Demişsin ki Ekşi Sözlük soru cevaplarında, bu işi severek yapıyorum. Para için çekilecek bir iş değil. 12 yıldır yaşadığım dertleri bir ben bilirim. Sırtında taş taşıyormuş gibi konuşmana ne neden oluyor onu merak ediyorum. Ya az önce söylediğiniz gibi hani sürecin çoğu kısmında ben yer aldığım için hani böyle tek kişi pek çok şeyi bir anda idare etmeye çalıştığım için ister istemez çok büyük oluyor. Yani onun yarısında bir sürü şey yapıyorum. Aynı zamanda 6 tane müzik enstrümanı öğreniyorum. Her gün 5 saat müzik dersim var. Evet, bunu anlattım. Bunu izledim. Bunu soracağım şimdi. Bu albümle ilgili bölüm. Bunu ayrıca soracağım. Demişsin ki herkes Gülben Ergen'le röportaj yapmışsın. Hürriyet'e. 2017'de. Niye yaptın? Evet. Gülben Ergen'le mi tanışmak istiyordun yoksa Hürriyet'le röportaj mı yapmak istiyordun? Bir film galasında sanıyorum zorlu da bir seni sıkıştırdı, ikna etti. İkna etti ve Gülben her dediğini yaptırır. Gülben'in özelliği budur. Vallahi, Gülben her dediğini yaptırır. Dediği gibi ona hiçbir şey olmaz. Aa evet. Ona hiçbir şey olmaz. Bir de böyle evet, bunları da söylüyor. Evet. Vallahi yok, ben çok seviyorum. Gülben o kadar tatlı. Damdan düşer gibi sana bir şey yaptırır ki anlayamazsın. O kadar damdan düşer gibi. Yani her şeyi yapabilirsin. Onunla beraber yanlışlıkla bir filmde oynuyorsundur, bir klip çekiyorsundur, bir yere gitmişsindir. Bir şey yapıyorsundur Gülben'le ilgili ve bunu yapıyorsundur zaten yani. Yaparken anlarsın. Mesela sen röportaj yaparken anlamışsındır. Ya evet oldu vallahi, şu anda bu röportajı yapıyoruz diye. Bir şey diyor, şöyle diyor sonra röportajına. Herkes sadece bir şeyi kaydırmak ve video izlemek derdinde. Bu 2017'de söylüyorsun çünkü değişikliği soracağım şimdi, farklı düşünüyor musun diye. Hatta artık bundan sıkılmaya da başlandı. 3 saniye izleyip kapatıyor insanlar. O nedenle dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor. Hala hemfikir misin 2019'da 2020'ye gelirken? Şu an... Yani kaydırmak evet ama çabuk sıkılmak, kısa şeyler peşinde koşmak, emin misin bundan? Şu an daha az. Aslında mesela biz şu an videoları daha uzun yapıyoruz. Bravo. Daha uzun yaptıkça bunu daha sormak istiyorum. Niçin, evet. Niçin bu süre uzuyor? Çünkü ben mesela birçok insanın 40 dakikalık,
30 dakikalık, 50 dakikalık videolar, 1,5 saatlik videolar yaptıklarını görüyorum. Yani sanalın... Oğuzhan Uğur'un örneği her videosu 1 saat ve inanılmaz izleniyor. Evet, evet kesinlikle. Onu da konuk ettim. O çok iyi dostum. Aynı zamanda çok da seviyorum. Senden iyi olmasın. Ama şöyle bir şey var. Yani öyle bir kısaldı ki süreç. Yani bir anda insanlar şunu söylemeye başladılar. Yani bir ara. Senin bunu söylediğin zamanlar belki biraz daha eski. Ya 12 dakikalık video çok uzun ancak 3 dakikaya insanların tahammülü var. Sonra şu çok söylendi biliyorsun işte ya 1,5 dakikadan fazla olmaz bu iş. Onu bile kaydırıyorlar şey yapıyorlar. Ne oldu sonra? YouTube o sistemi yok etti. Çünkü YouTube sisteme şöyle bakıyor. Ben birine dakika bazlı ne kadar fazla video izletirsem o kadar fazla ona reklam çıkarırım o kadar fazla para kazanırım. Beni yarın kanal kapandı benim. Yarın gitti benim kafa ben. Kanal. Sayıyorum da sayıyorum buradan YouTube'a. Hayır, olmayacak öyle bir şey. Hayır, şu ama ya bir aslında bir algoritma değişiklikleri yapıyorlar çünkü evet, o platform daha çok izlenen insanlar sonra. Daha uzun video yüklesin, izleyenler de daha çok video, daha uzun peki, video bunu nasıl izlesin. Sağladılar? Nasıl bir değişiklik yaparak şöyle sağladılar? Şöyle yaptılar. Bunu? Kısa izlenen videoları dakika bazlı baktığımızda kısa yüzdesel olarak değil, dakika olarak kısa izlenen videoları önermemeye başladı, hiç izlenmemeye başladı. O yüzden de insanlar uzun video yapmak önermiyor. Evet. Hatta onu kaydetmiyor da mı izleyici olarak? Kaç dakika izlemem gerekiyor? Senin videonu kaç dakika izlemem gerekiyor? Benim izlemiş olduğum sayısal 10 saniye bildiğim kadarıyla. Ama şey yapıyor. Ama şimdi... artık eskiden tek ya aynı IP'den bir kere izlemiş oluyordum. Evet, şimdi defalarca izliyorum ve her seferinde... 24 saatte bir tekrar izlediğinde tekrar izlenme sayıyor. Tekrar tekrar açıp izlediğin zaman tekrar izlenme sayıyor. Değil. Peki. Ama en aşağı 10 saniye kalmak zorundayım. Evet. Şimdi bende de şöyle oluyor. Bizim koyduğumuz videolar mesela TV100'de mesela bu program bazen 4-4,5 saate 5 saate uzadığı oluyor. Bunu bu kadar uzun konulamıyor ama mesela diyelim ki 3 parça koydular. 3 parça koyduklarında izlenmem daha yukarıdaydı. Daha çok bölmeye başladılar daha azaldı. İzlenme. Onun da şöyle sayısal olarak çünkü eskiden gelip mesela 10 saniyeden fazla kaldığı zaman bütün o 2 saatlik işi 2 saatini izlemiş gibi görünüyordu. Ama şöyle oluyor adam girip 10 saniye izlediği zaman diyor bu adam 10 saniye izledi 2 saatlik videonun 10 saniyesini izledi ben bu videoyu bir daha önermem diyor trip atıyor YouTube. Ha. O yüzden dakika olarak ne kadar 2 saati mesela 1 saate 50 dakikası izlendiyse Allah diyor yaşadık paralar diyor hemen yaymaya başlıyor her yere. Benim kesin kanal kapandı ya. Hayır tabii ki öyle bir şey değil. Ahmet ya. YouTube seni çok seviyorum. Buradan da sevgilerimi yolluyorum Ahmet peki. YouTube'a. Peki. Bu reklam yani ve şu anda çünkü herkes her yayıncı kendi yaşadığı ve yüksekte olduğu zaman böylesine içerik üretiyorsa ve ulaştırıyorsa bunun karşılığını alması gerekiyor. Ne düşünüyorsun bu reklam rejimi konusunda? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapabilirsin sence? Ya bence benim yapabileceğim bir şey yok. Eskiden yani şu an bizim asıl gelir kapımız markalar. Markalarla yapılan ürün yerleştirmeler, işbirlikleri. İşte bizim kanalımızda onların kanalı. Çünkü YouTube'dan gelen gelir belki kira öder sadece. Aynen öyle. Birkaç kişinin de maaşını öder. Aynen öyle. O kadar. Orada kalır. Evet. Asıl markalardan gelmesi evet. lazım. Peki markaların tavrını nasıl buluyorsun? Gerçekten kavrayabilmişler mi? Ya reklam eskiden, medya ajansları mesela. Eskiden inanılmaz kötüydü. İşte biz bütün medya ajanslarına, işte bütün FMCG büyük markalara hepsine gidip ben kendim şeyleri patronlara, yöneticilere hep sunum yapıyordum. İşte YouTube şöyle bir mecra, şu yüzden reklam vermelisiniz. İşte biz televizyonda sizin reklam arasında girdiğiniz gibi değiliz. Çünkü bir ürünü kendimiz gerçekten sevdiğimiz, kullandığımız için göstererek ve hani benimseyerek izleyicilere bunu. Sahte değil, gerçekçi, aynen organik öyle, vesaire. Aynen öyle. Yani bu yüzden aslında bizim daha çok para almamız gerekirken biz onların aldığının binde birini alıyoruz. Evet. Böyle bir saçmalık var. Evet. Ama bunun çözümlenmesi lazım. Peki sen araştırıyorsun bu konuyla ilgilisin, bizzat işin içindesin. Peki bir Amerikalı YouTuber, mesela senin kadar abonesi olan ya da videoları senin kadar izlenen bir Amerikalı YouTuber ne yapıyor? 50 kat kazanıyor minimum. Çünkü neden? Çünkü orada... Reklam veren daha çok. Bravo, reklam veren ve medya ajansları. Yani daha doğrusu reklam verenden reklama alıp yayıncıya ulaştıran aradaki medya ajansı akıllı, akıllı, namuslu, günü yaşayan, günü tahlil edebilen, mantıklı. Değil mi? Aynen öyle. Ya. Belki de böyle paylaşılmazsa büyük reklam pastası işler karışacaktır yani.